Ya halledeceğim dedim ya baba. Esin'e yemek davetini söyledim. Yakında yaparız. Ya merak etme, o herifin de icabına bakacağım ben. Tamam baba, tamam. Ne ya? Peder Bey'in verdiği ev ödevini beceremedin değil mi? Abi çıldıracağım ya. Kız tümseyi gibi bu şefkat her yerden karşıma çıkıyor benim. Ya ben bu herif yüzünden Esin'e yanaşamıyorum bile. Bora, aslında bir taşla iki kuş vurabilirsin. Nasıl? Baban Esin'i kapala, şefkatin icabına bak dedi değil mi? Evet. Esin'in yanında şefkate abansan Esin'i de korkutmuş olursun. E'si korkan bir kızın korumaya ve teselliye ihtiyacı olur. Orada devreye kim girecek bil bakalım. Çaktın köfteyi. Ben tabii ki. İyi fikir lan. Kimi arıyorsun? Şevket'in kırmızı çizgilerini zorlayacak bir iki maç ayarlayacağım. Güzel. Alo. Ya böyle işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Sizin suçunuz. Vallahi bak. Yok Şevket sana aşık. Yok Şevket sana kesin evlenme teklif edecek. Yok gördüm yüzük alıyordu falan. Hayır yani benim de aklımı karıştırdınız. Ama bak bir günde bu kadar tesadüf olur mu? Yani kim olsa öyle sanırdı. Neyse ya, kapatalım bu konuyu. Asıl bizim başımıza neler geldi dün akşam. Ne oldu? Ya o kadar çok korktum ki. Neyden korktun? Sorma ya. Biri dün gece Şevkat'ı telefonla aramaya başladı. Gizli numara, tehdit ediyor falan. Sonra neyse eve gittik. Sen dükkanı açık mı bıraktın ha? Yok usta ya, olur mu öyle şey? Artık bunları yapan her kimse tavuğu da o kaçırdı bence. Esin bak, bu herif yüzünden başına bir şey gelecek senin. Eyvah! Ay ne oluyor ya? Ulan sinsinin evladı! Oğlum nereye saklandıysan beni iyi dinle lan! Bu dünyayı senin başına yıkacağım. Başına, başına. Bu yaptıkların yanına kalmaz. Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Dünyanı başına yıkacağım seni. Sen elbet benim karşıma çıkacaksın. O zaman senden şırıngayla kan alacağım. Kan, kan. Öyle tırsacaksın ki. Korkudan yumurtlatacağım seni aslanım. Tarihin ilk lavuk yumurtası senden çıkacak, haberin olsun. Şefkat yavrum, ne bağırınıp duruyorsun? Ya şu dükkanın haline bir bak haline. Dükkanın anasını ağlatmışlar, dükkanın haline bak. Oğlum bana arıza çıkaracak adam daha anasından doğmadı lan. Tamam oğlum ya, tamam bir rahat ol ya. Nasıl olsa enseleriz, seneriz şuraya asfalta. Gel bir ya. Evet gel. Gel. Sen bu Beşiktaş'tan. Bak ya. Biz hallederiz sen. Hadi gel. Hadi. Hadi gel gel. Esin bak, bu basit bir olaya benzemiyor. Ben bu süreçte seni yalnız bırakamam. Hiç itiraz istemiyorum, tamam mı? Tamam. Şişt, bana bak Şevo. Kim yapmış olabilir lan? Bana bak lan. Sen hiç son zamanlarda biriyle böyle takıştın makıştın, bir münasebetin oldu mu senin? Ya yok. Bir holdingi ziyarete gittiydim. Orada işte biraz spor olsun diye biraz sağa solu da attım. Da yani holding patronunun yapacağı iş değil ha, böyle kümesten tavuk kaçırmak falan. Yani onlar daha büyük takılır diye tahmin ediyorum. Abi de 9.000 lira vergi borcu geldiydi de. Yani herhalde maliyeciler tahsilat için böyle bir fanteziye girmez diye tahmin ediyorum. Oha ara. Neymiş la bu 9.000 lira? Ya neyse tamam, bunlar boş ver, sonra konuşalım ya. Ama sen haklısın hacı. Vallahi bak yani bu bana kafayı takan bebek kimse beni gerçekten yakından tanıyan biri olmalı. Yani buralarda bir yerde olmalı, o fazla uzakta olamaz. Senin aklına kimse geliyor mu? Kimse gelmiyor Şevkat. Zaten seni çok iyi tanıyan biri ne kadar çabuk sinirlendiğini hayli hayli bilir. Mesele şu, bunu neden yapıyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Neden yapıyor? Doğru tabii, doğru, bunu düşünmek lazım. Değil mi? Neden benim tavuğumu kaçırıyorsunuz? Değil mi? Neden bu bebenin çayını kahvesini kaçırmıyor? Bunun ayakkabı tezgahını kaçırmıyor? Bunun armudunu mandalinasını kaçırmıyor da neden benim tavuğumu kaçırıyor? Neden bunları yapıyor diye?
Sevkat, vergi borcunu nasıl ödeyeceksin? Vallahi Alman ligine bahis yapayım diyorum. Çok sürpriz oluyormuş. Başka çare yok. Akıl ver akıl. Doğru söylüyor oğlum adam. Sen pahalı oynayacaksın ya. Birden iki direkt kazandırırız. Ya beyler, bu dışarıdaki adam niye dikilip duruyor orada öyle ya? Bilmiyorum. Allah Allah, harbiden lan. Kimmiş lan bu? Şimdi anlarız. Sakin Şevket, sakin. Misafir falandır. Selamünaleyküm kardeş. Hayırdır, birine mi baktın? Sana ne? Ne demek lan sana? Kimsin ya oğlum sen? Kim gönderdi lan seni? Sen misin lan bana takım dedi. Kimsin lan sen? Durun lan! Ay! Ay! Aa! Ne oluyor ya? Aman oğlum! Şevkat! Ağır ol biraz. Sık lan. Yürü yani, yetiyorsa sık bakalım. Polisim ben. Aa, memur abi. Ya. Allah. Hadi yardını karakolda anlatın. Ya. Durun bre, durun, durun. Ah, sivil polisiyim. Hayır ama götürmeyin ne olur. O çok düzgün bir çocuktur. Bakın bu aralar ona bir kafayı taktı. Sizi onunla karıştırdı. Yoksa öyle şeylere karışmaz o katiye. O bana karıştı. Bak, bak, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika sivilciğim, bakın ben mahallenin muhtarıyım. Niko Calamaro. Sevkat'in bu ara asabiyet problemi var. Yani vergi borcu falan geldi. Rica ediyorum, affedin bu sefer. Evet. Lütfen ya, kırmayın bizi ya. Peki, bu seferlik öyle olsun. Şunu da sok. Ha kardeş, kusura bakma da alnımda da polis yazmıyor ki. Ben nereden bileyim gelmişim buraya, dikilmişim ya. Biz de mahallenin delikanlılarıyız yani. Savunuyoruz mahallemi. Ha ne oldu? Bak şimdi deşifre oldum. İyi mi oldu yani? En büyük polis bizim polis. Güle güle. Haydi kız, yürü.